Onlar yabancı filmlerdeki birçok karaktere sesleriyle hayat veriyorlar. Hatta bazen izlediğimiz, hayran kaldığımız kahramanları o seslerle benimsiyoruz. Dublaj sanatçıları muhteşem sesleriyle hem oyuncuları hem de yeteneklerini konuşturuyor. Peki film seslendirmeleri nasıl yapılıyor? İşte Altay Altuğ ve Nazmi Can Tanrıöver stüdyoya girdi. An be an o anlara tanıklık etti. Yapmamız için bize izin mi veriyorsunuz yani? Aynen öyle Bay Longbottom. Havaya uçuracağız. Güm diye. Güm. Efendi Bruce. Efendi Bruce burada mısınız? Ah ah, bu kelimeden nefret ediyorum Endüstri. Her kulak aşina bu seslere. Beni dinle Bobo. Yellowstone Parkı'na gidelim. Yellowstone Parkı'na en iyi kim gider biliyor musun? Tabii ki annem. Süpürgeye binip uçup gitmelerini öğreteceğim onlara. Testere. Paul Amanda Sepp, Doktor Gordon. Bir oyun oynamak istiyorum. Harry Potter. Salazar Slytherin. Gizli bir oda inşa etti. Burası sırlar odasıydı. Çığlık. Koltuğun arkasındasın. Ha, bunu nereden bildin? Ben ayaklarını görebiliyorum. Federaller. İzlemeye doyamadığımız dünyaca ünlü filmler, dünyaca ünlü aktörler ve işte görünmeyen kahramanlar. Ne yaptığımı bilmek ister misin? Times Meydanı'nda robot kostümüyle dikilip oyun salonu ilanları dağıtıyorum. Artık her şey seslendiriliyor. Sesli kitaplar, akbiller, her şey konuşuyor, asansörler ve daha çok daha fazlası. Milli Eğitim Bakanlığı da seslendirme ve dublajı meslek olarak kabul etti. Onlar kimi zaman yaşlı bir kadın, kimi zaman yaşlı bir adam, kimi zamansa genç birisini, hatta küçük bir çocuğun bile sesini canlandırabiliyorlar. Çünkü onların sesi her şekle giriyor. Sadece ses mi? İşte bu şekilde mimikler, hatta beden dili. Burası Türkiye'de mikrofon oyunculuğunun öğretildiği film dublaj akademisi. Geliyor, yiyor ve gidiyorlar. Bu bizim kaderimiz. Fazla bir şey değil ama hayatımız böyle. Paul Amanda Doktor Gordon. Seninle bir oyun oynamak istiyorum. Paul Amanda Doktor Gordon. Ben Türkiye'nin ilk özel radyocularındanım. 96-97'li yıllarda dublajla devam etti. Çok çok büyük aktörleri Türkçe konuşturmaya çalışıyorum. İçten içe beni yiyip bitiren bir hastalığım var. Bu testlere katil. Kıymet bilmeyenler beni rahatsız ediyor. Sence onu doktora mı götürmeliyiz? Ha? Evet. Kaç sene oldu sizin? 52. Hem tiyatro yapıyorum hem dublaj yapıyorum. Ancak öldüğümüz zaman bu işler bizim için biter. Ben 16 yılımı bu sefil kulübede bu iki aptalla birlikte geçirdiysem. Artikülasyon çalışmaları yapıyoruz, diksiyon çalışmaları yapıyoruz. Doğru tonlama değil mi yani? Evet, 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 evet. Hangi evetin orada gerekli olduğu? Filmin hangi duyguda oynandığını cümle cümle çalışıyoruz. Ondan sonra kayıt yapıyoruz. Ben burayı güvenli bir cennet olarak görüyorum. Bir tapınak. Topluluk önünde konuşan herkes gelip bu eğitimleri alabiliyor. Gel seninle anlaşalım. Bu çok büyük bir kayıp olur. Senin ve adamlarının ölmesini istemem. Altay, adamım inanamıyorum. Çatalcalısın öyle mi? Evet, Çatalcalıyım dostum. Dostum, sabah ne gibi bir haber vardı? Bayrampaşa'da bir cinayetten geldiğini öğrendim. Çok iyi. Ben sanıyordum Edward, yani sadece bilirsin, sanasal haberler yapıyorsun. Michigan City'den gelen çörekleri getirin buraya. Bu kez espressolar benden dostum. Ekara, buna hayır diyemem adamım. Times Meydanı'nda robot kostümüyle dikilip oyun salonu ilanları dağıtıyor.